Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet gördüğünüz bu mavi ve e, çingeni pembesi iplerden ikisi de altın başak arkadaşlar çok güzel bir model hazırladım şöyle pembe 5 numara mavi de tülbentimle birebir aynı renkte 131 numara bu şekilde iplerimin numarasını merak eden arkadaşlar varsa Evet şöyle gördüğünüz iki renkten size sıralı bir model hazırladım modelim şu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim çıtır pıtı sıralı bir model Bakın. Şöyle ilk önce birinci sırasını tülbentin kendi renginden gittim. Bunları takas da yapabilirsiniz. Farklılaştırabilirsiniz de. İkinci sıramız da bu şekilde çıtı pıtı bir model oldu. Bakın şöyle kalıp gibi ütüye de uygun bir model oldu. Evet. Bu modeli arkadaşlar ben daha önce ilk zamanlarda yapmışım fakat her zamanki gibi ışık vurmuş. Böyle düzgün nerede ne çekileceğini hızlı bir şekilde yapmışım inanın arkadaşı atmaya utandım dedim bunun aynısından bir tane daha kanalda güzel bir çekim olarak çıtı pıtı bir model olarak bulunsun evet şöyle yenilenmiş olur hem de sizler bu modelin yapılışını istediğinizde linki gönül rahatlığıyla paylaşabileyim diye bu şekilde modeli hazırladım modelimiz yeni başlayanlar için de çok uygun çıtı pıtı bir model bakın sadece zincirden oluşuyor Şöyle ikinci katta birincinin birinci sıranın şöyle üç kirpikli olanı inşallah şöyle tane tane güzel bir şekilde de videomuzu çekeriz modelimizi anlatırız. Şöyle tülbentimin katı düzeltip size şöyle ikisini iki sırayda bakın biraz tam dibine kadar yapmadım ki ilk sırayda şöyle daha netli görünsün istedim. Şöyle biraz ikinci sıradayım biraz birinci sıradan bırakarak modelimi şöyle size bir göstereyim şimdi modelimizin yapılış kısmına geçelim Evet her zamanki gibi ilk önce tülbentimizi ikişer zincir çekerek böyle tığlama işlemlerini yapıp boyayı yapmaya hazırlıyoruz arkadaşlar bu kenar tığlama işlemlerinin köşe dönümlerinin 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz Evet ilk başlar gibi başlayacağız şimdi arkadaşlar bakın şöyle bu arka tarafı unutalım nasıl başladık nasıl yaptık şimdi ben size ilk başlama gibi tarif edeceğim Evet şöyle zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum öyle bir düşünelim ve şöyle bakın ipi aldım ipimi tığıma tutturdum şöyle iki defa tığımın başını doluyorum havada trabzanı siz de havada yapacaksınız şöyle siz ilk önce herhangi bir tığ battıya batın. Ben bu ara olduğu için başlanmış iki tane tığ battı atlayıp şöyle iki iki alarak kalınca güzel duruşu oluyor arkadaş. Bakın şöyle sanki size gerdiriyor gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Bu şekil oldu ama zincir sayısı az geldi. Ben bunu çok çekeyim bu gerdiriyor diye düşünmeyin. Şimdi düzelecek bakın. Buraya beş tane zincir çekip kirpiğimizi bir yapalım. Demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Bakın hele de bilgisi bilenler biliyordur zaten de arkadaşlar. Bilmeyip yeni öğrenenler için bakın bu geldiriyor gibi görülse de sakın panik etmeyin. Şu üç zincirin vereceği aynı tığ battıya batacağımız için orası düzelecek. Bakın iki defa yine dolandım. Tığımın başını doladım. Dolandım demişim. Aynı tığ battımın içine giriyorum bakın. ki şöyle 2 ve 2. Gördünüz mü? Şu gerdirme olan olayı geçti. Çünkü bu üç zincir o bombililik kendini arkaya verince gayet güzel bir V oldu. Galiba arkadaşımızın takıldığı noktada bu olmuş. Buna hiç panik yok arkadaşlar. Şu üç zincir onun o germe işlemini düzeltiyor. Beş zincirde yine kirpiğimizi yapıyoruz. Beş zincirimi buraya kapattım. Evet arkadaşlar YouTube'da izleyenler Herkes e, süper olan var, yeni başlayan var, orta bilenler var. Herkes e, hani Yunus Emre'nin bir sözü var ya. E, herkes kişi kendisini karşısındaki gibi bilirdi ama aç olan var, tok olan var dünyamızda. O farklılık gibi bilen var, bilmeyen var, orta bilen var. O şekilde değerlendirelim herkesi. Şöyle 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Bakın yine 1 2 tığ battı atlayarak 2 tığ battı ara mesafem 2 2 ve 2 şöyle 5 zincir trabzanımın içine kirpik olarak kapattım 3 zincir 2 defa tığı doladım aynı tığ battıya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 trabzanları da yaparken ara mesafe vermeden yaparsanız bakın güzel böyle oturaklı bir e, modelimiz olacak arkadaşlar çünkü öyle olmadığı takdirde yalpa yapıyor sağa sola güzel bir dik duruş sağlamıyor 5 zincirimi çekiyorum yine kirpiğimi oluşturdum 3 zincir bakın ortadaki e, ara mesafesi de 3 zincir aradaki atladığımız bu iki tığ atladığımız mesafede 3 zincir yani kafanızda karışmayacak kolay bir model 2 defa doluyorum bakın iki tane tığ, bat atlayıp, üçüncü tığ battı atlayıp 3. tığ battıya tığ battının sayısı da 3 çekmiş olduğumuz zincirlerin sayısı da 3 5 zincirden de kirpik oluşturuyoruz çok kolay ama çıtı pıtı görünüşü hoş zarif bir model oluyor ben çok seviyorum arkadaşlar bu modeli hem gençlere hem ihtiyarlara giden bir model olduğunu düşünüyorum. Her iki kesimi de hitap ediyor. Şöyle aynı tığ battının içine giriyorum. Yine 2 ve 2 alarak bu şekilde böyle V'lerimi, kirpikli V'lerimi oluşturuyorum. İlk sıramız arkadaşlar bu şekilde devam ettiriyoruz. Ara mesafe zincirimiz 3. 2 defa tığı doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıya kapatıyorum. Bu tığ battı mesafemizde. Bakın 3. tığ battı. 5 zincir. Şöyle tane tane inşallah herkesin anlayacağı bu sefer bir video olur. Evet 3 zincirimi çekiyorum. 2 defa doluyorum. Şöyle. Aynı tığ battıya da şöyle v yaparken de 3 zincir ve 3 seferde aldığımda Trabzan Trabzanda 3 seferde alıyoruz ara mesafe zincirleri de 3 ve sadece kirpikler 5 bu şekilde çok güzel bir model hazırlıyoruz iki defa tığı doladım 1 2 atlayıp üçüncüye şöyle 2 2 ve 2 şimdi kirpik için 5 zincir trabzana kapattım kirpiğimi oluşturdum şöyle ve için 3 zincir 2 defa tığı dolayıp aynı tığ battı ya 2 2 ve 2 ve oluşturduk hemen kirpiğini yapıyorum kapatıyorum trabzanıma 3 zincir ara mesafesi için şöyle iki defa tığı dolayıp yine iki tığ atlayıp üçüncüye V mi oluşturuyorum. İlk sıramız arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Aynı işlem inşallah tane tane de anlattık. Şimdi ikinci sıramızda nasıl yaptık ona geçelim. <laughs> Evet şimdi sıra geldi ikinci sıranın yapılışına ikinci sırayı bakın burada Evet şimdi geldi sıra ikinci sıranın yapılışına Şöyle yine Demek ki gibi arka tarafta yapılan yeri unutalım ilk başlar gibi başlayacağız bakın arkadaşlar Şöyle ilk başlar gibi ipimizi, elimizi aldık bir zincir çekerek ipimizi tutturduğumuzu düşünelim Bakın bu ara mesafesi olarak çektiğimiz 3 zincir bu da V'nin ortası. V'nin ortasından değil, buradan başlıyoruz bakın. Şöyle ilk başlama yerimiz bu geçiş köprüsü olarak çektiğimiz 3 zincir. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yine ipimi güzelce esnettim bakın arkadaşlar. Bir defa tığımı doluyorum. Şimdi bu V'nin içine şöyle girip 2 2 alarak buraya 2 2 minik bir trabzan yaptım böyle olması güzel oluyor arkadaşlar daha uzun çekince sağ sola yalpa yapıyor 5 zincir 5 zincirden hemen kirpiğimi oluşturup bu yaptığım minik trabzanın arasına kapatıyorum şöyle net göstermek istiyorum Evet şimdi 6 tane zincir Hemen bu yaptığımız ilk hiç arada bakın zincir sayısı bırakmıyorum arkadaşlar. ilk zincirimin arasından girip buraya kapatıyorum. Bu şekil arada boşluk bırakmadan ilk zincire girince kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi sağa sola yalpa yapıp buruşma olmuyor. Ütüsü de güzel oluyor. Ütüsüz bile kalıp gibi oluyor. Yine 6 tane zincirimi çekiyorum. Son iki kirpiği bu şekilde yapıyorum. Bakın İlk kirpiğimi trabzana kapattım. Son iki kirpiğimi bunu trabzana kapattım. Bunu da altı zincir çekip ilk zincirlere kapatıp yaptım. Evet yine de bir defa tığımı doladım. Bu V'nin içine giriyorum. Şöyle iki ve iki olarak kapattım. İlk baştaki trabzan gibi buraya da minik bir trabzan yaptım. Şimdi üç zincir çekiyorum. Bir, iki ve üç. Aradaki bu boşluğa girip geçiş köprüsüne girip kapattım. 3 zincir. Şöyle yaptığımızı görelim. Bakın. Boncuk gibi oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok hoş oluyor. Kalıp gibi de oluyor. Şimdi şöyle yapılışına devam edelim. Demin anlattığım ilk başlama noktası gibi geldik 3 zincirimi çekip ortadaki V'nin içine 2 ve 2 alarak bir tane trabzan yapıyorum 5 zincir 5 zincirimi kapatıp şöyle trabzanımın arasına girip kirpiğimi oluşturdum 6 zincir buraya ilk zincirin arasına kapatıp bu şekilde 5 zincirden bir kirpik olmuş oluyor birincisi orada beşincisi kirpikte 6 zincir buraya ilk zincirin arasına girip kapıyorum Üç tane kirpiği oluşturduk biri trabzında ikisi de 6 zincir çekerek oluşturduk yine bir defa tığı dolayıp bu aynı yere V'nin arasına girip şöyle 3 kirpikten oluşan bir V hazırlıyorum bakın şöyle zincir çekeyim daha net gözüksün Evet V'nin içinde 3 kirpikten oluşan bir V 3 zincir hemen araya girip kapatıyorum bu şekilde. Şimdi ilk sıra mesela arkadaşlar böyle e bolluk falan da olursa önemsemeyin hani zinciri bazen bol bazen sık çekiliyor ya. Bu ikinci sıra bakın nasıl topluyor gerçekten o bolluğu toplayıp böyle hoş bir görüntü veriyor. Evet şimdi seri bir şekilde biraz beraber yapalım bir. 2 3 bir defa tayı doladım şöyle 2 ve 2 1 2 3 4 5 ilk 5 zincir diğerleri 6 zincir 1 2 3 4 5 ve 6 şöyle ilke girince bakın ilk çektiğim trabzanın dibine girince onlar da 5 kirpikli oluyor 4 5 ve 6. Aynı ilk kirpiğin için girip kapatıyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle üçgenin içine girip 2 2 alarak bu şekilde kirpiğimizi hazırlıyoruz. Evet. Şimdi 3 zincirle ara kısma girdim. 1 2 3 zincir bir defa doladım. V'nin ortasına 3 zincirle girip 2 ve 2. Ara kısma sık iğne ile giriyorum. V'lerin içine trabzanla giriyorum. Bakın. Şu ortadaki yere sık iğne 3 zincirden. Sonra tekrar 3 zincir çekip V'li kısma trabzanla. 5 zincir. Şöyle kapattım. 6 zincir. 6 zinciri de ilk kirpiğin içine girip şöyle geride 5 tane kirpikli 5 zincirli kirpik bırakıyorum Evet 6 zincirimi giriyorum çekip hemen buraya kapatıyorum şöyle tek teli gelirse değildi. De iki teli gelirse daha güzel böyle oturaklı kirpikleriniz olur Umarım şöyle net gösteriyorumdur arkadaşlar bir defa tığı doladım yuvaya girdim 2 ve 2 alarak trabzanı yaptım 3 zincir hemen ara kısma 1 2 3 zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 1 2 3 4 ve 5 kapattım trabzanımı bir kirpik oluşturdum 6 zincir ve şöyle güneş geldi kapatıyorum. Tekrar 6 zincir. Sonuncu ve 3. kirpiğimizi de yine bir, birinci zincire kapatıp bir defa tığımı dolayıp evet. Bu şekilde 3 zincirimi çekip ara kısma kapatıyorum. Evet. Bu şekil devam edecek bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şu kalan kısmı da tamamlayıp hemen bakalım. Evet. Yine çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Bakın. Şöyle e, uzaktan da bakıtayım modelime. Boncuk gibi Evet modelimizi tamamladık bakın arkadaşlar şöyle çok hoş bir model hazırladım gerçekten boncuk gibi şöyle bir görüntüsü var uzaktan tutayım bir de şöyle sallantılı haline bak şöyle bakın demin bak tutayım çok güzel gözüküyor inşallah arkadaşlar ekranda da böyle güzel böyle çıtıbıtı bir renk olarak gözüküyordur böyle kamerada gözüktüğü gibi gözüküyordur Evet modelim bu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak şöyle <laughs> Evet, modelimi tamamladım bakın arkadaşlar. Gerçekten çok hoş ve güzel bir model oldu. Şöyle sizlere göstereyim. E, pembenin e, mavinin üzerinde pembe o kadar hoş durdu ki böyle boncuk gibi durdu arkadaşlar. İnşallah ekranda da öyle güzel duruyordur. Şöyle pembiş pembiş pek hoş durdu. Boğma bazen hani ekranda e, boğma gibi duruyor ama aslında o kadar güzel duruyor ki inşallah renkleri de güzel bir şekilde böyle açmıştır. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şöyle bir de sallantılı halini göstereyim. Böyle, o kadar tatlı bir rengi oldu ki açık mavi olduğundan şöyle çok tatlı oldu. Tabi siz istediğiniz renkleri, sarıları, koyu saksı mavileri açık tonlama da yapabilirsiniz. Hoşunuza hangi renk giderse, ben pembe deneyim dedim. O da o kadar güzel oldu ki boncuk gibi böyle şeker gibi oldu. Sıralı, kolay yapımı, inşallah anlatımı da işinize yarayan hoş güzel bir anlatımda olmuştur arkadaşlar şöyle geriden de tutayım Sizler de tabi emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız Önermeler de ön plana çıkar Bu da videoların izlenmesini sağlar arkadaşlar çok kişiye ulaşmasını sağlar şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar şöyle hoşça kalın